Merhabalar Ayşe Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım kimdir ve kaç yılında sektörde adım atmıştır? Kendinizden kısaca bahseder misiniz efendim? 2009 yılı itibariyle bu sektördeyim. Evet, çözüm emlak olarak. Çözüm emlak olarak. Ayşe Hanım kimdir? Onun öncesinde inşaat sektöründeydiniz bildiğimiz kadarıyla. Doğru. İnşaat yine, firmasındaydım, satış ofisinde görevliydim. Yine gayrimenkulle alakalı aslında. Tabii, satış üzerine. İnşaat sektöründe de bildiğimiz kadarıyla 2009 yılında ayrıldıktan sonra çözüm emlak kurdunuz. Doğrudur. Peki Ayşe Hanım, sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta Ümraniye bölgesinde, daha doğrusu İstanbul bölgesinde. Bunlardan sizi ayıran en büyük fark nedir efendim? Farkım tamamen kayıtlı bir emlakçıyım. Evet. Odaya kayıtlı, tamamen yasal olarak evet. Çalışmam. Resmi yollarda ilerleyen. Tabii, resmi yollarla ilerleyen. Evet. Hakkıyla bu işi yapmaya çalışan bir emlak ofisi. Evet. Tabi uzun yıllardır, yani 2009 yılı öncesi de var tabi bunun. 2009 itibariyle de çözüm emlak kurdunuz. Tabi. 2009 yılından beri de aynı yerde, evet. Aynı ofiste hizmet veriyor olmam, emlak siteleriyle internet üzerinden çalışıyor olmam, birçok yere ulaşıyor tabii. Olmam benim farkım. Ve bu artı bir güven sağlıyor karşı kesinlikle. Taraf aslında. Ve gayrimenkul işi tamamen güvene dayalı bir iş aslında baktığımız zaman. Tabi güven yoksa hiçbir şey yok. Yani peki... Çünkü insanlar sizden bir mal alıyor, evet. Ve bunun karşılığında bir bedel bırakıyor, bir bedel ödeyecek. Ve bunu tek sefer alıyorlar. Tabi kandırılan bir sürü müşteri de var. Evet. Yıllardır bu işi merdiven altı tabir ediyorum, evet, ben onu. Çantacı dediğimiz. Tabi. Kayıt dışı, evet. Vergiye tabi değil, hiçbir odaya kayıtlı değil, evet. Vergisini ödemez. Bunlar tamamen para yönelik, yani kısa vadede, evet. Kısa vadede çok para kazanıp bir evet. Anda işte bir sene sonra ortadan bir bakmışsınız, yok olmuş gitmişler. Aslında baktığınız bizler, zaman manavın bile bir ev satışı gerçekleştirebildiğini görebiliyoruz yani bu. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, bir apartman görevlisi, evet. Bir sitenin güvenliği. Emekli olmuş bir öğretmen, evet. İşte 60 yaşında artık ne yapsam diye düşünen birisi, evet. Bunu çok rahat yapabiliyor. İşte komşusuna, memleketlisine, binada kiralık daire çıktığı zaman ya da satılık daire çıktığı zaman komşusuna anahtarını bırakıyor. Evet. Ama bunlar tabii sonrasında faciayla sonuçlanıyor. Tabii i̇şte bunlara kiraya... ne kadar güvenilir? Kesinlikle. Yani bir emlakçıya geldiği zaman, kendisini teslim ettiği zaman benim gibi ya da benim evet. Gibi çalışan, düzgün çalışan, dürüst çalışan bir sürü emlak ofisi var. Evet. Ve bunlara teslim oldukları zaman zaten kendi malı gibi ilgileniyor. Anahtarını rahatlıkla bırakıyor. Kirasını bizler alabiliyoruz. Ödemesini yapabiliyoruz. Sattığımız zaman bir bedeli var bunun. Evet. Bir hizmet bedeli var. Fakat bu hizmet bedelini hani biz diretmiyoruz da. Evet. Yasa bize işte bir bedel belirlemiş. Fakat evet. İnsanlara bu fazla geliyor. Ağır geliyor. Ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güvenli bir mal almasını. İşte evet. Baktığınız zaman belediyede ya da tapuda bir sürü sorunu olan gayrimenkuller de var. Evet. Bunların hepsine çözümünü ulaştırıyoruz. Aslında bir nevi kefil de oluyorsunuz siz. Tabii kefil oluyoruz. Yani aynı yerde yıllardır hizmet vermek de isim değiştirmeden evet. Bu da tamamen güvenle alakalı, tabii dürüstlükle de. Alakalı aynı bir şey. Aynı bölgedesiniz. Yani. Aynı bölgedeyim ve bugüne kadar kendimle ilgili küçücük bir leken bile olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bu şekilde yoluma da devam etmeyi düşünüyorum. Uzun yıllarda işimi de çok seviyorum. Evet. Mesleğimi de çok seviyorum. Evet. Keşke herkes benim gibi bakabilen yapsa. Evet, yapsa. Eminim emlakçı dediği zaman insanlar birazcık korkarak hareket ediyor. Evet. Korkarak gidiyorlar. İşte para olarak bakıyorlar. Ama soru işareti kalıyor kafalarında. Ama bu şekilde bakmadıkları zaman bakıyorlar ki gerçekten güvenli. Evet. Bir mal alışı gerçekleşir. Arsa olur, daire olur. Genelde zaten daire satışı üzerine hizmet veriyorum. Evet. Sattığım dairelerin kiralama işlemini yapıyorum. Çok da fazla arsa çalışması yapan bir emlak ofisi değilim. Evet. Ama dediğim gibi yaptığım işi hakkıyla yapıyorum. Banka kredi işlemlerinin takibini yapıyorum. Evet. İpotek işlemleri de bu tarz aslında şeyleri... çözüm emlakta gerçekten bütün sorunları çözüm getiren daha doğrusu bir gayrimenkul danışmanlığı burası. Doğrudur. Çözüm emlak deyince birçoğu zaten müşterim telefonu açtığı zaman evet. Benim bir derdim var sanırım siz çözersiniz evet. Olarak zaten evet. Telefon açıyorlar. Genelde de şöyle söyleyeyim az parayla evet. Yani kira öder gibi kiradan kurtulma düşüncesiyle gelen müşterilerim var. Yani 30 bin lira, 40 bin lira, cebinde bazen evet. 20 bin lira bile parası olmayan müşterilerime
ev sahibi etmeye çalışıyorum. Ve aslında o tapuyu aldıkları zaman ben onların adına daha çok mutlu oluyorum. Yani buraya giren herhangi bir misafirimiz, müşterimiz kesinlikle buradan çözümüne ulaşmadan geri çıkmıyor. Mümkün Meltem, evet. Evet. Peki öyle. Efendim, çözüm emlak olarak toplamda mesleki anlamda kaç uzman ekibe sahipsiniz? 5. Toplamda mesleki anlamda uzman arkadaşlarımız tabii bunlar. 5 tane benimle birlikte çalışan arkadaşım var. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Onun haricinde benimle birlikte bu işe başlayıp benden bu işi öğrenen de bir sürü arkadaşım var. Onlar da şimdi kendi işlerini yapıyorlar. Başka emlak ofislerinde çalışıyorlar. Bu şekilde devam peki eden efendim, arkadaşlarım da var. Bizden izleyen izleyicilerimiz, Ümraniye'ye yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Bana göre Ümraniye şu an Anadolu yakasının en fazla rağbet gören, gelişen, rağbet gören, fiyatları şu son bir yılda fazlasıyla artan, en fazla satış olan bir ilçesi. Evet. Finans merkezinden dolayı, metro çalışmasından dolayı fazlasıyla gelişen. Yani fiyatlara baktığımız zaman bundan bir sene önce işte daha uygun fiyatlı evler vardı ama bugün baktığınız zaman bahçe katları 250 milyar, 300 milyardan bahseden daireler var ve bizler de biraz alışmakta zorluk çektik aslında. Evet. Ama artık insanlar da alıştı. Evet. 600 milyara, 700 milyara, 800 milyara kadar daireler artık maalesef var. Bana göre yatırım yapılacak insanların, müşterilerin Ümraniye bölgesini tercih etmesinde çözüm emlakı tercih etmelerini istiyoruz buradan. Tabii olabilir. Çözüm emlak bence bulsunlar. Peki efendim, sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz, yani Ümraniye bölgesine yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler sizlere? Telefon numaraları, web adresleriniz varsa alabiliriz. Tabii, iletişim bilgilerimi vereyim. 0533 631 8598. İş telefonum 0216 505 5889. Evet. Sahibinden.com, Emlakjet, Milliyet Emlak, Hürriyet Emlak. Emlak sitelerinden ulaşabilirler. Bu telefon numaraları ve web adreslerinden her daim sizlerle iletişim geçebilirler. Tabii ulaşabilirler. Çözüm Emlak Ümraniye diye yazdıkları zaman zaten Ayşe İnan olarak, Çözüm Emlak olarak iletişim bilgilerimde. En azından sizlerle yine tanışmaya, Ümraniye bölgesine kesinlikle bilgi almaya tavsiye ediyoruz. Gelsinler, bilgi kendi bölgemle ilgili, Ümraniye bölgesiyle ilgili her türlü bilgiyi almak zorunda da değiller. Evet. Bilgi sahibi olmak için de en gelsinler. En azından tanışabilirler. Çayımı içsinler, kahvemi içsinler, tanışalım. Memnun olurum. Ayşe Hanım, röportajımızın da başında konuştuğumuz gibi çantacı diye tabir ettiğimiz insanlarımız bulunmakta ve bunlarla alakalı önümüze gelen her esnaf aslında manavda, bakkalda, markette gayrimenkule adım atabiliyor. Ama bunun gerçekten çok güven verici olmadığını sürekli gözler önüne seren haberlerimizi zaten izliyoruz. Ve emlak odasının da beklediği bir yasa var bunlarla alakalı. Kısaca bilgi alabilir miyiz bununla? Evet, böyle bir yasa inşallah çıkacak. Biz de bekliyoruz. Evet. İstanbul Emlakçı Odası Başkanı Nizamettin Ayşe Bey'in inşallah bununla ilgili güzel çalışmaları da var. İnşallah da sonuca gidecek. Eğer sonuçlanırsa, yasa çıkarsa, yasal yollarla çalışan, bu hizmeti veren emlak sektörü, kendi mahallelerinde, kendi bölgelerinde çalışan emlakçı arkadaşları artık müşterilerimiz sahibinden satılık mülk bulamayacak. Evet. Bir emlak ofisine hangi mahallede arıyorsa, hangi ilçede arıyorsa o mahalledeki tamamen yasal bir hale. Tamamen yasal olacak. Kendi mahallesine, kendi bölgesindeki bir emlak ofisine gitmek durumunda kalacak. Evet. Daha sağlıklı yollardan gayrimenkullerini alabilecekler. Daha güvenli şekilde. Yani satıcı işlemlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyebilir. Alıcı nasıl yürüdüğünü bilmeyebilir. Evet. Ama bu işi hakkıyla yapan, uzman bir şekilde yapan arkadaşlarımız var. Evet. İnşallah biz de rahatlayacağız bu anlamda. Kendi emeğimiz olan, hakkımız olan bir bedelimiz var, hizmet bedelimiz var. Biz de bunları alırken daha gönül rahatlığıyla alacağız. Onlar da daha gönül rahatlığıyla verecek. Çünkü bunun karşılığında bir hizmet alıyorlar. İnşallah bekliyoruz. İnşallah da güzel sonuçlar olacak. Evet. Nasip buradan kısmet. Buradan da bütün yetkilileri de sesleniyoruz diyebiliriz. Kesinlikle. İnşallah bizi dikkate alsınlar. Böyle bir sektör var. Evet. Marketçi, apartman görevlisi, güvenlik, bu onların işi değil. Herkes işini yapsın. Evet. Lütfen bizi dikkate alsınlar. Biz varız. Evet. Bizim işimiz bu. Mesleğimiz bu. İşimizi de seviyoruz. Ve bizler ekonomiyi gerçekten ayakta tutuyoruz. Evet. Lütfen. Peki efendim, ben sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Ümraniye Atakent'te bulunan çözüm emlaktan seslendiğimizi söylemiştik. Ayşe Hanım'a, işletme sahibine çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.